Sonra emeklilerin tepkilerine de bakacağız. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Biz 17 bin lira olmasını savunuyoruz. 17 bin lira yapamayız. 5 bin lira yapacağız diyorlardı. Az önce açıklamış. 3 bin lira yapmış. 3 bin lira. 2024'ü emekliler yılı ilan etmişti Erdoğan. Sonuç emekliler için tam bir sefalet yılı oldu. En düşük emekli aylığı %33 zamla 10 bin liraya tamamlandı. Yıllarca yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşı pula döndü. Emekliler yoksulluğa mahkum edildi. Uçan saraya para buluyor. Yüzen saraya para buluyor, kışlık saraya para buluyor, yazlık saraya para buluyor, emekliye para bulamıyor. Ayın sonunu getiremeyen emekli kara kara bayramı nasıl geçireceğini düşünüyor. Zira bayram ikramiyesi de hüsrana dönüştü. İktidarın seçim müjdesi olarak duyurduğu emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önce 1 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1200 liraya, sonra 2000 liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı %50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Erdoğan %50 artışı müjde olarak duyurmuştu. Oysaki gerçek farklıydı. Sosyal politikalar uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik'e göre artmak bir yana, ikramiye enflasyon oranında hesaplandığında %72 düşüş gösterdi. Zira hesaplamalara göre bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için en az 10.609 lira olması gerekiyordu. Başka bir ifadeyle emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin %62,4'ü iken 2024'te zamlı 3 bin liralık haliyle asgari ücretin ancak %17,6'sına gerilemiş oldu. 3 bin açıklama yetersiz. Fiyatlara göre yetersiz ya. İkisi bir uygun parası olması lazım. En az 10 bin lira. İki bayram ikramiyesi. Emekli bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez toplamda 6 bin lira olarak ödenecek. 3 bin liralık ilk emekli bayram ikramiyesinin 1-5 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Dul ve yetim maaşı alanlar içinse tablo daha da vahim. Ölen eşinin emekli aylığının %50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira, %25'i bağlanmış olan çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Yani bu bayram ikramiyesinde de öyle bir ayrım var. Öyle ya, hani eşinden kalan emekli maaşını alanlara daha az yapılıyor filan. Aslında ikramiye öyle bir şey değildir, biliyor musunuz? İkramiye, hani diğerleri maaş farkları zaten var. Normal emeklilerden daha düşük maaşlar alıyorlar. En düşük emekli maaşına da daha düşük maaş alıyorlar ama hani bayram ikramiyesi öyle bir şey değildir. Maaş bayram ikramiyesi bildiğim kadarıyla, yani genel olarak uygulamada hani herkese eşit miktarda verilen bir şeydir. Bayram ya. Hani şeker gibi, çikolata gibi. Bu da bayram ikramiyesi. Orada en üst düzey yönetici ya da en altta çalışan diye bir ayrım yapılmaz. Herkese eşit bir ikramiye ödenir ama emeklilerde öyle olmayacak. Emeklilerde 3 bin lira alamayan emekli maaşı alanlar da olacak. Peki emekliler ne diyor bu duruma? 3 bin liralık bayram ikramiyesine bakalım. 3 bin lira para mı ya? İş bitmiştir. Yıllarımızı verdik, oluk oluk prim yatırdık, karşılığını alamıyoruz. Çok az, maaşlarımız da çok az, ikramiyemiz de çok az. 10 bin lirayla geçim mi olunur bu şehirde? Kiram var, çoluk çocuk var, masraf var. Nerede yeterli olacak? Nerede yeterli olacak? Şimdi borç almışım, gideceğim kredi kartı yatıracağım. 16 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri resmi gazetede yayımlanan yasayla 3 bin liraya yükseltildi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere yılda toplam 6 bin lira ödeme yapılacak. Meclis başkanına versin, orada tek maaş alıyor diyorlar ya, onlara versin. Az alıyorlar, yan ödemeleri yok yazık, arabaları yok. Yayan gidiyorlar, yayan geliyorlar. Biz bu şeyin iç kapının dışında duruyoruz. Çok fazla verdi ya. Bence 30 lira bile yeterdi bu ucuzlukta. Çok yüksek bir para verdi. Allah bildiği gibi yapsın. Bize sadaka verdi ya. Emekli hep perişan. 3 bin lira dedin ne? 3 kilo et yapar. Millet hep perişan. Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak yasa resmi gazetede yürürlüğe girdi. Ancak verilecek tutarlar emeklinin geçim sıkıntısına çare olmadı. Sorunu çözmüyor. Emekliler 10 bin lira maaş alıyor. Enflasyon %125. 3 bin lira ne para? Hiçbir şey almıyor. Yani 3 bin lirayla ne alabilirsin ki? Bir kilo
kıymanın kilosu 500-600 lira. Herhalde 4 kilo et alırım. Başka bir şey alamam. Gerisini Emine Hanım yesin, ben istemiyorum. Bundan 20 sene önce aldığımız emekli maaşıyla aşağı yukarı 10-15 tane çeyrek altın alıyorduk. Şimdi 4 tane alabiliyorum. Ne alınabilir peki sizce 3000 lirayla? 3000 liraya mı? Lokantaya gidersen 3 kişi yemek yersiniz. Hiçbir şey yapamazsın. Sadaka gibi bir şey. İstemiyoruz. Vermesinler daha iyi. Vallahi bir kilo peynir alın. Tamam mı? Ekmek o kadar. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi DİSKAR, emekli ikramiyesinin nasıl eridiğini ortaya koydu. DİSKAR'ın yaptığı araştırmaya göre 2018'de asgari ücretin %64'üne denk gelen bayram ikramiyesi, 2024'te asgari ücretin %18'ine geriledi. Yani emeklinin 2024 yılında asgari ücrete göre kaybettiği tutar tam 15 bin lira. Vermemesi oya talip olmasından daha iyidir. Dalga geçer gibi 2000 lira mı 3000 lira mı bu insanlar hep satlık mı olacak? O gözden mi bakılacak? 3000 lirayla hiçbir şey yapılamaz. Hiçbir şey yapılamaz. Hiçbir şey. Ya yükseltmesinler, ne olsun yani, para vermesinler ya. Bana 100 bin verse de bir şey fark etmiyor ki. Hiç paranın önemi kalmadı yani. Para yok diyor ama geziye gidiyorlar, her yere gidiyorlar. Emeklilere para yok. Suriyelilere var. Ben ilaç alıyorum, ilaç parası kesiliyor benden. Suriyelilerden kesiliyor mu? 3000 liralık emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 1 Nisan'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Vallahi 3000 lira ile ne alabiliriz? Vermese de olur diyor emekliler. Şimdi tabii yalnızca emekliler değil. Ülkede pek çok kişi, yani asgari ücretlerin de öyle keyfi yerinde diyemeyiz herhalde. 17 bin lirayla 10 bin lira arasında evet 7 bin lira fark var ama 7 bin lira da bir şey değil. Bugün o iftar sofraları, sahur sofralarını kurmak için Sağlık Bakanlığı'nın işte şu kadar alışveriş yaparsanız, şunları yerseniz sağlıklı bir sahur, şu kadar sağlıklı bir iftar yaparsınız diye yayınladığı listenin maliyetleri hesaplanmıştı. O maliyetlere göre bir ayda, Ramazan'da aslında en ucuzundan harcanması gereken para iftar ve sahur sofraları için 30 bin lirayı aşıyordu. Şimdi bununla ilgili bir haberimiz var ama ondan önce bir son dakika sıcak gelişmeyi ekrana getirelim. Az önce söylemiştim, Cihan Timur, yani Eylem Tok'un eşi, işte kaza yapıp giden,